Selamlar dostlar, Parabil kanalına hoş geldiniz. Evet, BIST 100 şu anda paralel açtı diyebiliriz arkadaşlar. Haftanın kapanış gününde Borsa İstanbul BIST 30 0.20 negatifte, BIST 100 ise arkadaşlar 0.10 gibi negatiflik söz konusu şu anki durum ile 10.09 güncellemesiyle. Evet, 0.04 hatta BIST 100 paralel diyebiliriz. Evet, SPK'dan piyasaların toparlanması adına önemli bir adım daha geldi arkadaşlar. Bu oldukça önemli, yeni bir haber. Özellikle dünkü BIST 100'ün %3 veya üzerine düşmesi durumunda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralının seans sonuna kadar otomatik olarak uygulanacağı duyurulmuştu. Ve bu borsa yatırımcıları açısından oldukça olumlu karşılandı arkadaşlar. Şu anda da açılış itibariyle şu anda BIST 100 evet 0.23 pozitife geçtik. Yukarıya doğru açıldı. Ve piyasalardaki bu oynaklığı azaltmak ve yatırımcıyı biraz daha korumak amacıyla SPK'da piyasaların toparlanması adına yeni bir karar aldı arkadaşlar. Borsa İstanbul'da son 2 haftadır yaşanan sert satış dalgası sonrasında SPK'dan önemli bir karar geldi. Daha önce fonların ters rapor sözleşmelerinin vade bitiminde tekrar portföylere dahil edilmemesini ve söz konusu pozisyonların 30 Ocak 2023'e kadar kapatılmasını kararlaştırmıştı SPK, biliyorsunuz. Daha sonra bu 30 Ocak'ı 28 Nisan tarihine kadar uzatmıştı. Bugün alınan karar ile bu tarihi arkadaşlar 30 Eylül 2023'e kadar uzatıldı. SPK daha önce para piyasası fonları ve kısa vadeli borçlanma araçları fonları ile para piyasası veya kısa vadeli borçlanma araçları temalı diğer fonların Borsa İstanbul pay senedi repo pazarında taraf oldukları ters repo sözleşmelerinin vade bitiminde tekrar portföylere dahil edilmemesini ve söz konusu pozisyonların 28 Nisan 2023'e kadar kapatılmasını kararlaştırmıştı. Kurul yapılan değerlendirme sonucunda bugün aldığı karar ile bu süreyi 30 Eylül 2023 tarihine kadar uzattığını açıkladı arkadaşlar. Bu otomatik olarak Borsa İstanbul'a olumlu yansıyacaktır. Hatta dünkü yukarı adım kuralından daha etkili bir adım diyebiliriz arkadaşlar buna. Çünkü uzun vadede yatırım yapan insanlar, Nisan işte geldi yani ve seçimden önceydi. Artık bunu 9. ayın 30'una göre hesapladıkları için seçim sonrasına daha rahat ellerinin güçlendiğini düşünüyorum. Özellikle yukarı adım kuralından daha etkili bir karar olabileceğini, Borsa İstanbul'daki büyük yatırımcıları daha çok etkiliyor ama Borsa İstanbul'da daha bir rahatlık vereceğini, eldeki nakde bolluk vereceğini düşünüyorum. Evet dostlar, lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bu videoların devamının gelmesini sağlarsınız. Çünkü Parabil kanalı olarak kolay şartlarda bu videoları hazırlamıyoruz. Sonuçta çok fazla düşünmeyin, bu YouTube gelirlerin çok yüksek olduğunu düşünmeyin. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun. Abone sayımızın artması lazım. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepinize bol bol kazançlar.